Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün videomuza tavşanlarla başlayalım. Dışarıda yağmur var çünkü. Tabi tavşanlar halen de etrafını açmamışlar. Komple tüy yumağı gibi hepsi. Şöyle biraz daha yakından çekebilsek diyeceğim ama açmıyorlar üstlerini. Bunlar tabi sonradan çıkan yavrular. Elle müdahale etmiyoruz. O sebepten dolayı birazcık daha merakla bekleyeceğiz. Kaç tane yavrusu var? Ne renk yavruları var? İnanın bakmadık. Bilmiyoruz. İlk günkü videoda sadece belliydi birazcık. Ama bu videoda ne olduğu belli değil. Bekleyelim. En azından kımıldıyorlar ve yaşadıklarının farkındayız. Annenin keyfi güzel. Annede bir sıkıntı yok. Dinlenme modunda. Bugün 3. günü falan sanırım. Eşleme yok. Erkek her ne kadar dışarıda gezinse de yapacak bir şey yok. Bekleyecek. Bugün güzel bir yağmur yağmış. Güvercinlerimiz de yer yapmaya çalışıyordu. Onlara birazcık ot koydum. Rahat etsinler diye. Şu kahverengimizin de yavrularına bakalım. Onun da burada keyfi güzel. Bakalım. Bunlar tabi. Oo maşallah. Bunlar daha erken çıktıkları için anne orayı komple yoncayla doldurmuş. En azından bunlar birazcık gözüküyor. Yine siyah yavru gözüküyor. Beyaz gözüküyor. Ama muhtemelen sonradan kahverengiye dönüyor. Kaç tane var bilmiyorum. Ama yoncanın altı falan komple yavru. Yani 8 tane falan var diye düşünüyorum. Şu ne? He, pisliğiymiş. Vallahi bunlarda durum vaziyet güzel arkadaşlar. Enteresan bir yan şu. Anne burayı açıyor, kazıyor, içeriye giriyor. Emzirdikten sonra muhtemelen yine burayı kapatıyor. Bu da tavşan olayında güzel, keyif verici bir olay. Şeye dikkat edelim. Burada mesela tüyleri şu an duruyor. Bunlar büyüdükçe bu tüyleri de temizliyor. Hiçbir tüy falan kalmıyor. Bu videoyu devamlı takip ederseniz şu anki tüylerin azaldığını zaman zaman göreceksiniz. Muhtemelen bu tüyden mineral ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bir de dikkatimi çeken olay şu. Tavşan tüyü çok sıcak tutuyor olmalı ki hava soğuk olmasına rağmen ölüm yaşamadık elhamdülillah. Burada yani bunda 7 yavru olsa, ötekinde de 7 olsa 14 tane en az valikan yavrumuz olacak ki umut ediyorum ki bu sefer yavruların hepsi aynı ebatta olur. Çünkü anne biraz daha tecrübe sahibi oldu. Bakalım bunların da yuvadan çıktığını inşallah göreceğiz arkadaşlar. Tavşan üretimi yapacak kardeşlerimiz için de birkaç bilgi vereyim. Bu evlerde kullanılan bir nevi komodin gibi bir şey. Çekmecesi vardı. Biz çekmecesini aldık. Komple bir komodinin içine. Şöyle bir yuva deliği açtık. Önüne de yonca, saman falan koyduk. Hatta toprak da dökebilirsiniz. Kendisi tüyünü yolup kopartıp yuvayı örüyor ve yavruluyor. İlk tüy yolmaya başladığında vücudundan bilin ki tavşan o gün yavru yapacak arkadaşlar. Bunun tecrübesine sahibiz artık. İki tane bazı sorulan sorulara da cevap vereyim. İki tane dişi tavşan aynı yuvanın içinde olabiliyor. Ama risk arkadaşlar. Yani yavruları anneyi kıskanıp da birbirinin yavrularını öldürebilir. O sebepten dolayı elinizden geldiğince benim yapmış olduğum gibi ayrı bölme yapın. Ya da şu yukarıda görmüş olduğunuz gibi yarışma kafeslerinin boyutunda iki bölme yapıp içeriye ikisini de ayrı şekilde doğumhane olayı yapabilirsiniz. Yani büyük benim gibi 3 metre yer kapatmanıza gerek yok. Bunun gibi yerde doğum yapıp anneye güzelce bakarsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Bu bizim için tecrübe. Yavaş yavaş bu tavşan olayını öğrenmeye başladık.
elindeki balikanları sattıktan sonra yani yavrularını yeni bir tavşan ırkı da almayı düşünüyorum. Şu gözünde maske olan türler var. Bakalım nasip olursa yeni bir tavşan ırkı da alıp bu işi birazcık daha profesyonel hale çevirmeye çalışacağım inşallah. Bu arada Manisa'mıza uzun zamandır yağmur yağmıyordu. Maşallah var. Sen dışarıda gezme. Alo, ıslanırsın bak, seni alayım buraya, gel. Bu son zamanlarda güzel yağmur yağdı. Hatta kümesimize bile yağmur baskını oldu. Sen ne yapıyorsun lan? Ha, kerata. Taklacımız yumurtaya yatıyor arkadaşlar. Bir tanesini büyüttü zaten ama bunu daha hiç uçurmadık. Dışarıya salmadık. Biraz daha havalar güzelleşince ilk uçum denemesini yapacak inşallah. Taklacımızda iki tane yumurta var. Hünkârımızda da iki tane yumurta var ama maalesef hünkâr yavru büyüttürmeyeceğiz. Sonra sıkıntı yaşıyoruz. Yavrularını büyütemeyip öldürüyor. Ama diğerleri şu an yavru yapma aşamasında, yumurtlama aşamasında, o sebepten dolayı bunların yumurtalarını onun altına çekebiliriz. Tavukların keyfi güzel. Altlarını da geçen temizledik, biliyorsunuz su basmıştı. Şu an yer kuru olduğu zaman tavukların da keyfi güzel oluyor. Yumurtaya yatan hayvanlarımız var. Brahmalarımız maşallah güzel. Bir kardeşimiz 5 tane tavuk istiyor. Onu kırmayacak gibiyiz. Bir şeyler yapacağız. Bir gönderim yapacağız. Artık hangini göndereceğimizi bilmiyorum ama 5 tane tavuk seçip gönderebiliriz. Bu sene yumurta satışını pek fazla yapmayıp direktmen 1 aylık yaparak satış yapmayı düşünüyorum ben arkadaşlar. En azından arkadaş aldı çıktı çıkmadı derdi olmasın diye direkt yumurtadan çıkartıp gönderim yapacağım. Öylesi daha iyi olacak bence. Brahmalarımız şu an 11 ay galiba. Hemen hemen 11 aylık falan oldular. Mart 24'te doğdular yani, öyle söyleyeyim. Güzel horozlarımız var. İbik yapıları, formları, tipleri. Yani şu karşıda görmüş olduğunuz ki arka bölmesini tıraş ettiğimiz halde dolu dolu bir hayvan. Güzel bir damızlık. İbik yapısı muntazam. Yaklaşabilir miyiz? Kısmen yaklaşabiliyoruz. İbik yapısı falan gerçekten dört dörtlük, form yapısı, kanat taşıması, vücut formu, her şey çok iyi. Brahma nasıl olmalı derseniz, Brahma böyle olmalı. Bu yeterli bir Brahma formu, fiziği. Daha kasalı, daha büyük de olabilir ama bu bence yeteri oranda bir hayvan. Şurada kirli bir güzel formlu tavuğumuz var. Brahmalarımızı zaten anlattık arkadaşlar. Yani bunların şunu da anlatayım. Yukarıda olan yavrulara nasıl ki geçen dörtlü karma aşı yaptıysak, bunlara da aynı şekilde aşımızı yaptık. Bakımımızı uyguladık ve şu an bunların yavrularını almaya başladık. Yani hiçbir şekilde bir problem yok. Kuluçka makinesinden çıkanlar grupta olabilir. Üretimde yapabilirsiniz. Dediğim gibi yani bunlara nasıl baktıysak yeni doğan yavrularımıza da aynı şekilde bakım uygulamaya devam edeceğiz. Eski videolarımızı izlemeyenler varsa döndürüp bunların çocukluk hallerine de bakabilirler. Şu mesela bizim şu an 3 yaşına girmiş olan damızlığımız. Güzel bir damızlık. Eskiden tüyleri falan yolunuktu. Şu an iyi halde maşallah. Yakında da yumurtaya başlar diye düşünüyorum. Tavuklarımız bu halde. Biraz dışarıya çıkayım. Da şu erkeği de koysaydık buraya iyiydi. Neyse, birazdan onu içeriye kapatırız. Hava bir kuvvetleniyor, bir azalıyor. Koşinlerimiz de maşallah maşallah deli gibi yumurtluyor ama kümesi birkaç yerden su alıyor. Onları da kapatacağım. Bugün yağmur yağıyor. Silikon aldım. Siz ne yaptınız? Küçücükler. Evet, şöyle girelim.
Hepsi bunun içinde. İşiniz güzel. Değil mi? Buraya yağmur su giriyor. Yağmur bayağı çoğaldı. O yüzden videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.